Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sifonun iç takımını nasıl değiştirebiliriz, bunu göstereceğiz. Öncelikli olarak sifondan bakın şu şekilde alt tarafa bir su sızıntısı yapıyorsa bunun iki kısmı vardır. Bir, şamandırada herhangi bir kaçak olup suyu kesmeyebilir. İkinci kısım, yani şamandıra dediğimiz mekanizma, bakın şuradaki mekanizmadır. Burada suyu kesmeyebilir. Buna bakabilirsiniz. Ya da şu alt kısımlarındaki suyun haznesinde kaçak olabilir. Bunun için öncelikli olarak yapmanız gereken üst kapak kısmını çıkarmak. Gerekli olan malzemeler bir takım. Bir tane de bu şekilde ayarlanabilir bir su anahtarınız olduğu takdirde bunu değiştirebilirsiniz. Kapağı normal bir şekilde kaldırabilirsiniz ama farklı tür kapaklarda şuralarda bir bağlantı noktası olabilir. İç kısmına baktığımızda arkadaşlar, bakın şu şekilde göstereyim. Burası suyu aşağı tarafa göndermemizi sağlayan kısım. Yani buraya bastığımızda su gider. Buradaki kısım ise şamandıranın bulunduğu kısımdır. Bakın şamandıranın açmak istiyorsanız şu şekilde şöyle hafif bir hafif olmadı. Bakın şamandıranızı biraz zorlayıp alt taraftan şöyle sola doğru çevirdiğinizde bu mekanizma çıkacaktır. Buradaki kısım burayı yukarı kalkar ve suyu kapatır. Şu alt kısımdaki şuradaki conta odaklarımıza göstereyim. Conta bozulmuş olabilir. Bu bakın hareketli bir mekanizmadır. Yukarı aşağı çıkmasını sağlar. Burada bir arıza olabilir. Genelde bunların arızası tamiratı yapılmaz. Yeni bir ürün almanız gerekir. Aşağı tarafa baktığımızda da burada suyun geldiği kısım. Bunun alt tarafında bir vida var. Ve vida ayarlamamızı yapıp bunu sökmemiz lazım. Şimdi söküm işlemine geçelim. İç kısmını da tutmanızda fayda vardır. Bakın arkadaşlar, buradaki plastik vidayı şu şekilde gevşeterek, tabii bunu yapmadan öncelikli olarak borunuzun şuradaki bağlantı kısmını sökmeniz lazım. Çünkü döndürme olduğu için burası çıkmayacaktır. Burayı bir sökelim öncelikli olarak. Şu şekilde biraz gevşettiğiniz anda burayı sökebilirsiniz. Tabii öncelikli olarak vanayı kapattığınızda buradan artık su akmayacaktır. Burada da hafif bir su akacaktır arkadaşlar, iç kısmında bulunan. Bunu da sifonu çekerek açabilirsiniz. Bakın gevşettikten sonra şu şekilde vidayı çıkarabilirsiniz. Vidanın üstünde de bir tane somun vardır. Yani şey olarak söyleyeyim, vidanın üstünde de bir tane conta vardır. Suyun geçmesini engelleyen. Bu takımları doğru bir şekilde takmaya dikkat edin. Söktüğümüz parça bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle dik gelecek şekilde monte edeceksiniz. Şuraya sifonun bulunan haznesinin kısmı gelecek. Burayı sıkacaksınız. Bu içinden çıkan kısım. Bakın şöyle söylemiş olduğum gibi de isterseniz bu aparatı sonradan bakın şöyle kilitleyerek takabilirsiniz. Şu şekilde açılır. Sağa doğru kilitleyebilirsiniz. Yeni aparatımızı takalım. Herhangi bir hırdavatçıdan alacağınız 150-200 TL'lik bir ürün arkadaşlar. Yine aynı mekanizma. Şu alt kısmındaki bakın vidayı. Vidayı da bayağı bir sıkmışlar. Buradaki vidayı sökeceğiz. Bu şekilde hiç oynamayacaksınız. Ha, dikkat edeceğiniz nokta da şu. Bakın onu da bir söyleyeyim arkadaşlar. Bir buraya gelirseniz şöyle. Buraya bunu taktığınızda eğer şu şekilde ya da şöyle değişik bir şekilde takarsanız bunun buraya sürtme ihtimali var ve suyu kesmez. Bu büyük olanlarda. Bizim yeni aldığımız ürün küçük olduğu için istediğiniz gibi takabilirsiniz. Bakın her taraftan kesecektir. Alttaki vidayı çıkardıktan sonra bakın buraya yerleştiriyoruz. Herhangi bir yerini sökmenize gerek yok. Zaten otomatikman üstünde takılı bir şekilde gelecektir. Şimdi vidamızı sıkalım. Bakın bu şekilde pulu takıyoruz. Daha sonra cıvatamızı cıvata biraz zorluyor. Cıvatamızı şöyle hafifçe elimizle sıkıyoruz. Zaten tıkandığı noktadan sonra aparatı kullanabilirsiniz. Burada yapacağınız işlem şu. İç kısmında bakın
şu iç kısmında bulunan şurası var ya, burayı elinizle de tutabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Elinizle buradan şu iç kısımdan burayı sabitlerseniz gayet güzel bir şekilde vidayı sıkabilirsiniz. Hemen burayı sabitleyip hemen şöyle sıkalım. Şu atı da sağlammış var. Şöyle. Tabii çalışma alanımız çok dar bir alan. Videomuzun emekleri için beğenip abone olmayı unutmayın. Burayı sıkarken de iç kısmın dönmediğine kesinlikle dikkat edin. İçeri yine elinizle sabitleyin. Artık bağlantısını yaptık. Vanamızı açtığımızda bakın bir şekilde su dolacaktır. Su dolduktan sonra şöyle göstereyim, şamandıramızda su böyle kesilecektir. Eğer istiyorsanız ki haznenin tamamı dolmasın, belirli bir alanı dolsun istiyorsanız da şuradaki kısmı çevirerek, bakın şu alanları ya vidalı ya da bu şekilde çevirip ya da şu alanı oturtturup söküp tekrar oturtturarak da kademesini ayarlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın mesela buradaki sistemde de içerisinde vida vardır. Suyun nerede duracağını sizin çevirmenizle o kısmı ayarlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde su dolduktan sonra şamandıra yavaş yavaş suyu kesecektir. Arkadaşlar dikkat ederseniz herhangi bir suda taşma yok. Artık şamandıra çalışıyor. Bakın şöyle göstereyim. Hafif bir mesela suya bastığımızda artık şamandıra devreye geliyor. Sesi dinlerseniz bakın o su seviyesini doldurduktan sonra bakın hemen suyu kesti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam. Burayı sıkıladıktan sonra arkadaşlar artık şu çeşmeden gelen kısmı buraya takıyoruz. Burada da bir bilgi vereyim. Eğer vidanız yerine oturmuyorsa bir sefer ters çevirdiğiniz takdirde vida güzelce yerine oturacaktır. Rayına oturup